Yıl 1986. Zaman gazetesiyle aynı yıl doğdum. Geleceğe umutla bakan babam adımı Turgut koydu. Yıl 1987. 1 yaşındayım. Dedem babanın yasağı kalktı dedi. Ben de ilk kez baba dedim. Yıl 1988. 2 yaşındayım. Bugün adaşım başbakan elinden vuruldu. Ama bir şey olmamış. Çizgi filmlerde de kötüler kazanamıyor zaten. Yıl 1989. 3 yaşındayım. Dedem bugün gazeteyi okuyunca ben dememiş miydim dedi. Yıl 1990. 4 yaşındayım. Babamla dedem Menderes ve arkadaşlarını evlerine taşımaya gitmişler. Annem öyle dedi. Yıl 1991. 5 yaşındayım. Bugün televizyonlarda savaş vardı. Yıl 1992. 6 yaşındayım. Bugün parka gidecektim. Dedem dinleme gazete okuyunca vazgeçtim. Yıl 1993. 7 yaşındayım. İlkokula başladım. Öğretmen söyledi. Cumhurbaşkanımız ölmüş. Yıl 1994. 8 yaşındayım. Bugün hava çok kirli diye evden çıkmadık. Yukarı mahalleyle maç vardı, yapamadık. Yıl 1995. 9 yaşındayım. Bugün zamanı ilk kez internetten okuduk. Türkiye'nin ilk internet gazetesi Zaman oldu. Gazetesini elinden bırakmayan dedem pek oralı olmadı. Yıl 1996. 10 yaşındayım. Sanırım büyüyünce Naim Süleymanoğlu olacağım. Yıl 1997. 11 yaşındayım. Dedeme göre 28 Şubat sürecini tarih affetmeyecekmiş. Yıl 1998. 12 yaşında ilk şiirimi yazdım. Şiir okuyan bir belediye başkanının hapse atıldığını duyunca ben de şiirlerimi kendime sakladım. Yıl 1999. 13 yaşındayım. Dün gece sıçrayarak uyandım. 5. katta oturmaktan korkmaya başladım. Yıl 2000. 14 yaşındayım. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu. Fenerli babam herkesten fazla coştu. Yıl 2001. 15 yaşındayım. İkiz kuleler yıkılmış. Dünya eskisi gibi olmayacakmış. Yıl 2002. 16 yaşındayım. Milli takımımız dünya üçüncüsü oldu. Sanırım saçlarımı İlhan Mansız gibi yaptıracağım. Yıl 2003. 17 yaşındayım. Muhtar bile olamaz denilen eski belediye başkanı 10 gün sonra başbakan. Ben de şiire dönüyorum kaybetmeden zaman. Yıl 2004. 18 yaşındayım. Ben üniversiteye başladım. Enflasyon canavarı da işi bıraktı. Yıl 2005. 19 yaşındayım. Okul öncesi evlere, iş yerlerine zaman dağıtıyorum. Bugün gazeteyi okuyunca yeni bir şey daha öğrendim. Yıl 2006. 20 yaşındayım. Hak, hukuk tanımayanlar bugün ülkemde huzura kurşun sıktılar. Yıl 2007. 21 yaşındayım. Sabah babamın yüzünde güller açıyordu. Gazeteye bakınca nedenini anladım. Yıl 2008. 22 yaşındayım. Dedem ben görür müyüm bilmem ama bir gün bu ülke düzelecek derdi. Sanırım o günler geldi. Yıl 2009. 23 yaşındayım. Bugün bütün dünya bizi konuştu. Hem de kendi dilimizde. Yıl 2010. 24 yaşındayım. Avukat oldum. Darbe planlarına darbe vuran bir ülkenin avukatıyım artık. Yıl 2011. 25 yaşına geldim. Gazetem Zaman'da. Bu gazete bu gidişle 1 milyona ulaşır, en çok okunan gazete olur demiştim. Zaman beni haklı çıkardı.